aslanla soğuduğumuz yok. Olayı başka boyuta çekmiyor. Şu anda çekmiyor. Şu aslanla soğuduğumuz yok. Nereye geldiğimizi, Enerbo şirketin. Eğer ki toplu bir şekilde, eğer ki toplanıp da ben işte hakkımı arayacağım deyip de Ankara'da her istediğim yere gidersen ben de devletin görevi olarak bunun gereğini yaparım. Bunun gereğini yaparım. Bu yaptığınız, bak siz pazartesiden beri buradasınız. Bunu biliyorsunuz. Bu nehrin kenarında oturacağım. Ben çocuklarımı oturmak istiyorum. Neden bu kadar sürmeye mecbur muyum ya? Benim arabam vardı, hayvanım vardı, ben hayvanım. Tarla ekiyordun. Ben yaşamından memnundum. Şimdi ben metro çiftçilik yapıyordum. Bir tane salçaya 50 bin lira vermek zorunda. 50 milyon verip bir yemek yiyorum ya. Ben çocuğuma ayda 3 tane çocuk okutuyorum. Ayda 1500 lira. Zemiz parası ödüyorum şu anda. Bir memleket yani. Yani bu vatandaşın hiçbiri bir eylem yapacak. Şuradaki grup hepsi gariban. Çiftçilikle geçinen insanlar. Eylem yaparak bir yapacağım. Yok yok, eylemle ya, var mı bir bakın yani. İşlerinde bir eylem yapacak. Ya, burada benim annemin sahte vasisi olduğum halde sahte imzaları alınmış. Beşinci kuşağız. Benim annem 1 lira alamadı. Ben bu annemi nereye götüreyim? Su tutuldu üstüne. Babamın çemiklerini topladım ben. Nereye duyurabilirim ben kendimi? Ankara'ya geldim, meclise geldim. Konuşmalar kırıldı. Hiçbir şey yapılmadı. Darp edildim. Savcı bana diyor ki 1,5 ay sonra gel. Kurumlarla bu şekilde yönettim. Önce istimlak yapıldı. Hiçbir hak ve hukuk olmadan DSİ'den suyu tuttular. Baraj kapakları kapandı. Köylünün yarısını eylem ya da toplu hareket etmemesi için önce dağıttı. Ondan sonra barajın kapatmasını ileri gelenlerle anlaştılar. Sadece köyün ileri gelenlerle, sesi çıkanlarla, nüfuslu olanlarla anlaştılar. Gariban burada kaldı. Gelen garibanlar hepsi kaldı. Basında da bunların hepsini izlediniz. Keşke getirseydik. Keşke getirseydik. Ya 4 çocukla, torunuyla, oğluyla gitmiş Çanakkale. Her gün ağlıyor, her gün ağlıyor. Hayvanları dağda, kendisi evi suyun altında. Suyun altında kalmış 45-50 yılını o köye adamış insanlardan bahsediyoruz. Şimdi şehrin birinde su parasını ödemeyecek durumda. Sosyal yardımlarla geçinmeye çalışıyor. Halbuki bu durumda değildi. Durumu da iyiydi. İnsanları bu mağduriyeti niye yaşatıyorlar? Ne cazibe merkezi? Bir de bir medya kanalı ismini hatırlamıyorum. Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı 60 Karakurt'un cazibe merkezi oldu. Yıktığınız bir yer nasıl cazibe merkezi oluyor ya? Hani kirini yok etmişsiniz, cazibe merkezi olmuş. Herkes ne ağlayarak çıktı. O ağlayarak. Zaman cazibe merkezi ise gelsin biz yerlerimizi onlara satalım. Onlar gelsin orada yaşasınlar. Biz servis arabası bulamıyoruz. Şehre gidip ekmek getirme, yaya gidip geliyoruz ya. Yaya gidip geliyoruz. Hakim diyor ki ben böyle kamulaştırma dünyada görmedim. Nasıl alacağız parayı dedim. Diğerleri nasıl alırsa siz de öyle alın. Yani açık açık söylüyoruz. Siyasi tanıdığım yok ya, ben garibanım yok. Nasıl alırsa siz de. Biz alamıyoruz onlar gibi. Bizler Karakurt Köyü sakinleriyiz. Karakurt 6 senelik uzun bir süreçten sonra evimizi sular altında bıraktılar. Daha hukuki süreçler sonuçlanmadığı halde anlaşmalar yapılmayarak bizim paralarımızı vermediler. Son bir haftada da bizi Ankara'ya çağırdılar. Dediler ki hani oturup anlaşacağız, kimse mağdur kalmayacak, herkesin parası ödenecek. Ancak 4 gündür avukatlarımız, bizler hiçbir muhatap karşımızda bulamıyoruz. Dün akşam en son haber vererek tekrardan bizi oyalamaya devam ettiler. Bugünse buraya hakkımızı almak için 12. katta bulunan Energo Pro adlı firmaya gelmiş bulunmaktayız. Ancak yine de şirket karşımıza bir muhatap çıkarmıyor. Toplu olarak burada yaklaşık 50-60 kişi mağdur durumda Ankara sokaklarında sürünmekteyiz. Bir an önce köylünün mağduriyetinin giderilip paralarımızın ödenip bizlerin yaşamaya yetecek kadar bir para ödenmesini şirketten istiyoruz, devlet büyüklerimizden istiyoruz. Toplumun her bir ferdine sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen bize yardımcı olun, desteklerinizi bekliyoruz. Biz yaklaşık 4 gündür burada Ankara'da sokaklarda yatırılıyoruz. Polis teşkilatı tarafından ablukaya alınmışız. Hiçbir yere gidemiyoruz.
bir kafeye bile giderken onlardan izin alarak gidiyoruz. Otellerimize kadar bizi takip ediyorlar. Orada yatarken bile onların korkusu altında duruyoruz.